Evet Asil, ligin ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçtiniz. 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik var. Kalede 1 gol var şu anda ikinci yarı için. Neler söylemek istersin? Ya, ikinci yarı özellikle de Tansu hocamızın hani başımıza geçmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık. Hani siz daha çok takip ediyoruz, çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Özellikle takım olarak kendimizi çok geliştirdik, üstümüze koymaya devam ediyoruz. İnşallah bu şekillere devam ederiz. İyi bir çıkış yakaladık dediğiniz gibi. İnşallah bu haftada kemer maçıyla bu çıkışımız devam eder. Peki hedef olarak şu anda 21 puanda üst sıralara çıktığınız, yani orta sıralardasınız. Neler söylemek istersin bundan yani, sonra katalar için? Hedefimiz şu an açıkçası hani biraz belki uç olacak ama şu an playoff'u hedefliyoruz yani. Gerçekten bu kalitemiz de var. Hani puanlar olarak ne kadar şu an geride gözüksek de hani maç baş bakıyoruz önümüzdeki maçlara. Tek tek hep galibiyet olarak hedefliyoruz. İnşallah bunları aldığımız zaman hedefimiz playoff yani. Playoff şu an bizim için ayarlı değil. Bunun için uygun bir ortam, her şey var diyorsun. Evet, şu an her şey uygun yani dediğiniz gibi. İnşallah da bu hedefimizi gerçekleştirebiliriz. Kalede iyi değil mi? Kaleciler olarak siz üzerinize düşen yapıyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi bir gol vardı ikinci yarı için kalede. Bunun için dedi, iyi antrenman yapıyoruz az önce söylediğimiz gibi. Özellikle kaleciler olarak hepimiz şu an iyi durumdayız. Bekir hocamızın da yani gelmesiyle beraber iyi bir ortam, iyi bir hava yakaladı. Gerçekten bizi çok iyi çalıştırıyor. Bize iyi bir ivme yakalattırdı. Çalışmalar bir şekilde devam ediyor. Bunun etkisi büyük. Değil mi? Kaleci önemli. Takımın diğer futbolcuların farkı ne kalecinin? Ya, kaleci yalnız adam yani. Yani diğer oyunculardan farkımız, bizim hata lüksümüz yok. Hata yaptığımız zaman gol oluyor. Ve her zaman iyi konsantre olmalıyız diğer arkadaşlarımıza göre. Çünkü bizim hata lüksümüz yok. Telafi edilemiyorsun evet. Acaba. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica size başarılar. Sağ olun. Evet İlyas, ligin ikinci yarısıyla birlikte güzel bir çıkış var. 3 evet. Maçta alınan 7 puan. Kalede bir gol görüldü sadece. Bunda da tabii kaleci olarak sizlerin büyük katkısı var. Neler söylemek istersin? Tansu hocaların gelmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık. Yani idmanlar konusunda çok ekstra çalışmalar yapıyoruz. Hocalarımız da zaten Tansu hocanın bilgisi de kendisi de idman konusunda çok kondisyoner olduğu için daha öncelerde çok bilinçli bir şekilde çalışıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Sahada çıktığımızda 90 dakika boyunca hiç yorulmadan mücadele etme fırsatı oluyor bize. Rakiplerimizi bezdiriyoruz. Yani rakip takımda oynayan arkadaşlarımız bile maçtan sonra çok koştuğumuzu söylüyorlar. Tabii bu da idmanın vermiş olduğu şeyler. Karşılığını alıyoruz. İdmanda yaptığımız işlerin karşılığını alıyoruz. Biz de kaleciler olarak iyi bir çalışma yapıyoruz. Bu da sahaya yansıyor tabii. Şimdilik İstik kardeşim oynuyor. Orada biz birimizi böyle rekabet içerisinde kendimizi daha formda hissediyoruz. Bize bir rekabet ister istemez takım arkadaşlarımıza da takıma da yansımış oluyor yani. Peki bu hafta oynayacağımız kemer maçı var. Bunu göreceğini söylemek istersin. Atırır'dan kurtulmak isteyen bir takım. Evet. Kemer maçı bizim için bu topladığımız 7 puanın en önemli bir maçı olacak. Yani o yendiğimiz 2 maç ve bir beraberlik. Biz onu taşlandırma adına güzel bir maç olacak. İç sahadaki Kızılca Birlik'teki sahamız bize pek uygun olmuyordu. Çok dar saha olduğu için oraya kapanmaya gelen, bir puan için gelen takımı genelde alıyordu. Şimdi Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacağız. Tam istediğimiz gibi bir saha. Büyük saha, geniş saha. Bizim gibi çok koşan bir takım. Mücadele eden bir takımlar, pas yapan takımlar için ideal bir saha olduğu için kemer maçını bizim için güzel geçeceğini sanıyorum. Ve onu da Allah'ın izniyle yendiğimiz zaman yani aşağıları değil, direkt playoff hedefimize biraz daha yaklaşmış olacağız. Biz zaten şu an Tansu hocamız geldiği günden beri hep aşağıyı unutun, hep playoff hedefi yapın diyordu. Kafamıza zaten bunu soktu. Biz aşağıları zaten düşünmüyoruz. Yani düşme şeyi, yani sıralamada aşağıda olsak bile hiç kafamızda düşme gibi bir şey yok. Biz playoff'u hedefliyoruz. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz yere, istediğimiz yerlere geleceğiz. Peki, teşekkür ederim. Başarılar. Sağ ol.